Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur ve emeklinin alacakları zam da belli oldu. Daha fazla bilgi konuğumuz Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'de. Hoş geldiniz Faruk Erdem. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Evet, enflasyon Mayıs ayında beklentilerin altında çıktı. Doğru. Beklentiler aylık enflasyonun %1,5 olacağı Doğru. civarındaydı. Fakat 0,60 altında gerçekleşti ve 0,89 olarak gördük Doğru. rakamları. Bu iyi haber. İyi haber çünkü zaten yılın en, zirvesinin Nisan ve Mayıs aylarında evet. olacağı bekleniyordu. Bundan sonra bir düşüş trendi başladı. E, Mevsimin de etkisiyle yaz aylarıyla birlikte daha düşük rakamlara ulaşacağız inşallah. Zaten Merkez Bankası %5'lik bir hedef koymuş durumda. İnşallah bu enflasyonu yavaş yavaş aşağı doğru çekerek yeneceğiz. Evet, tabii bu seyirde giderse yıllık enflasyonunda yüzde 16,50, 69 veya 59'a gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla yıllık enflasyonda da önemli bir düşüş sağlanmış olacak. Yani yıl sonunda işte yüzde 11'ler, yüzde 12'ler beklenti dahilinde ama tabii hedef tekaneli enflasyon. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Dolayısıyla enflasyonun düşmesiyle biz faizlerin de aşağı geldiğini göreceğiz. Tabii bütün bunlar normalleşmeyle birlikte olacak Can Bey. Yani çok e, olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Olağanüstü tedbirler alınıyor. Dünya bir savaş içinde, ekonomik savaş, sağlık savaşı. O yüzden hani bu e, dönemleri değerlendirirken bu e, pandeminin etkilerini unutmamak lazım diye evet. düşünüyorum. Evet tabii temennimiz bu seyir devam ederken Türkiye'nin ekonomisine dışarıdan tekere çomak sokmayanların da olmaması olmamasını Mantık. bekliyoruz, temenni ediyoruz. Evet şimdi en önemli soru ve herkes de muhakkak cevabını bekliyor net olarak. Evet. Memurum ya da emekliyim, SGK emeklisiyim ya da memur emeklisiyim. Maaşıma ne, ne kadar zam gelecek? Kaç lira zam gelecek? Evet, şimdi tabii enflasyonu az önce konuşurken hani ekonominin diğer aktörleri enflasyonu farklı gözle bakarken milyonlarca emekli ve memur da aslında enflasyonla ilgileniyor. Neden? Evet. Onların malum zamlarını belirliyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin direkt zamlarını belirleyen bir etken enflasyon rakamı. Memur ve memur emeklilerinin ise zaten toplu sözleşme zamları var. Onlara da bir fark oluşup oluşmayacağını gösteriyor. Peki bugün ki enflasyonun anlamı ne bu anlamda? 5 aylık enflasyon belli olmuş oldu. Yani Aralık ayından bu aya kadar geçen endeksteki 5 aylık değişim belli oldu. Bu da 5 aylık zammın aslında ortaya çıkmasına yol açtı. 6 aylık enflasyon zammı yapılıyor biliyorsunuz. Hani evet. emeklilere ve memurlara yılda 2 kere zam yapılıyor Ocak ve Temmuz'da. 6 aylık enflasyon burada etkili oluyor. Dolayısıyla bir veri kalmış oldu. Biz 5 aylık enflasyona göre şöyle bir bakalım isterseniz. 5 aylık enflasyon 6.39 çıkmış oldu. Yani aslında Haziran enflasyonu 0 bile çıksa 6.39 Cepte diyebiliriz. E, 6 aylık tahminden burada bir rakam var %7.66. Bu da Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkarttığımız bir rakam. 6 aylık enflasyonun %7.66 olacağı o beklenti anketinden çıkmıştı. Ama tabi belirleyici olan Haziran ayında ortaya çıkacak enflasyon. Onu da Temmuz'un 3'ünde öğreneceğiz. Tekrar söyleyeyim SSK ve Bağkur emeklisi 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. Memur ve memur emeklisi ise %3'lük bir toplu sözleşme zammı alacak Temmuz'da. Onun üzerinde oluşacak enflasyon da onlara fark olarak ödenecek. Toplu sözleşme demişken Ağustos ayında da memurlar ve memur emekleri için toplu sözleşme başlayacak. 2022 ve 2023'ün zamları belli olacak. Şimdi ne no, no olur diye şöyle bir maaşlara bakalım. Evet. O tablomuz var. En düşük maaşlar tabii bunlar. Memur en düşük maaşı şu anda 3.993 lira. E, civarında buna aile yardımı eklenmemiş. Bunlar 5 aylık enflasyon verilerine göre. Evet, evet. E, tabii şu andaki e, mevcut maaş 3.993 lira. 5 aylık e, enflasyon verisine göre bu rakam 4.248 liraya çıkacak. E, bizim tahmini dediğimiz hani Merkez Bankası e, tahminine göre ise yıl sonu e, Temmuz'da 4.298 liraya çıkmış olacak. Memur emeklisi yine 3.020 lira e, şu anda en düşük memur emeklisi maaşı. O da 5 aylığa göre 3213 lira 68 kuruşa çıktı diyebiliriz onu çünkü o cepte zaten. E, tahminlere göre de 3252 liraya yükselmiş olacak. Esnaf emeklisi dediğimiz yani Bağkur emeklilerinden bahsediyorum. Onların da en düşük maaşı 2044 lira. E, orada da 5 aylık enflasyona göre 2175 lira olacak. %7.66'lık tahmine göre de 2201 lira olacak. Şimdi SSK emeklisi 2000 öncesi ve 2000 sonrası bir fark var. Biliyorsunuz bu intibak talepleri de buradan kaynaklanıyor. 2000 öncesinde emekli olmuş bir SSK emeklisinin en düşük maaşı şu anda 2419 lira. O da 2574 liraya çıkmış oldu. E ve %7.66 ile de 2605 lira olacak. Bunlara ek ödeme dahil değil. Şimdi soru şu, 2000 sonrası ne olacak? SSK emeklilerin maaşı nedir diye. Orada biliyorsunuz en düşük maaş geçen sene e, hükümet tarafından 1500 liraya çıkartılmıştı. O 1500 liranın üstüne Ocak'ta %8'in üzerinde bir zam geldi. Orada da işte 1600 lira, 1700 lira civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Onlar da Temmuz'da yeni zamlarını alacaklar. Evet. Memur ve e, eski ifadesiyle SSK emeklilerinin e, maaşlarında bir zamanlar e, maaşlar arasında büyük uçurum vardı Doğru. malumunuz. E, bunun e, kapatılması ve mümkün mertebe eşitlenmesi için e, epey uğraşıldı ve nispeten e, de bunun kapatıldığını söyleyebiliriz ama tam eşitlenme acaba e, mümkün mü? Bu yolda bir çalışma var mı? Şimdi şöyle söylediğiniz doğru aslında 2008'de 5510 sayılı yasa çıktığında bütün kurumlar yani Bağkur, Emekli Sandığı ve SSK Sosyal Güvenlik Kurumu SGK çatısı altında birleşti. Evet. Aslında orada bir norm birliği de sağlanmış oldu ama emeklilik hesabı ve emekli maaşı hesabı henüz değişmedi. Söylediğiniz gibi o uçurumun kapatılması için 2000 yılından önce emekli olmuş SSK'lılar ve Bağkurlar için bir intibak yasası çıkartıldı. Çok da gerçekten bence çok büyük bir çaba harcayarak çıkartılmış bir yasaydı. E çünkü eski dosyalar arşivlerden çıkartıldı. O zaman elektronik ortam da yok. Ve orada 355 liraya varan bir artış sağlandı. Şimdi yeniden bir talep var o noktada. Yani 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağkurlar için de yeni bir intibak çıkartılsın talep var ama henüz onunla ilgili bir hani kesinleşmiş bir yasa çalışması yok tabii ki. Peki. Ama şunu da söyleyeyim toplu sözleşme söylemişken madem bu çatı altında birleşti hani emeklerin talebi olarak söylüyorum toplu sözleşmeye SSK ve Bağkur emekleri de girebilir mi diye bir talepte de onu da dillendirmiş olalım. Mayıs ayında enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçtiğimiz ay tüketici fiyatları endeksi aylık bazda %0,89 oranında artış gösterirken yıllık enflasyonda %16,59'a geriledi. Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütünle altın hariç olan özel kapsamlı TÜFE'de aylık artış %0,98, yıllık artış %17,49 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksinde ise aylık artış %3,92, yıllık artış ise %38,33 olarak kayda geçti. Tüketici fiyatlarında ana harcama gruplarına bakıldığında aylık bazda en yüksek artış %2,59'da ulaştırma grubunda görülürken, eğlence ve kültür grubunda %1,32'lik düşüş yaşandı. Yıllık bazda ise en yüksek artış %28,39'da ulaştırma grubunda kaydedildi. Onu ev eşyasıyla sağlık grupları takip etti. Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün %41,57 ile patates oldu. Havuç, şehirler arası otobüs ücreti, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarla limon ilk sıralarda yer aldı. Bu dönemde fiyatı en çok düşense %50,94 ile sivri biber oldu. Onu Charleston biber, taze fasulye, domates ve salatalık izledi.